Seyirciler, stüdyoda bir konuğumuz var. Siyaset ısınıyor. Yavaş yavaş biz de adayları burada stüdyomuzda konuk etmeye çalışıyoruz. Saadet Partisi Edirne Belediye Başkanı adayı Avukat Sinan Tekin yanımızda. Adayların en pozitifi yanımızda. Efendim hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor tempo? Herhalde siz de yavaş yavaş hızlanıyorsunuz. Ya biz hızlı başladık, hızlı devam ediyoruz. Tempomuzu hep arttırıyoruz. Biz malum 2 ay önce seçim startını verdik ve esnafımızı, mahallelerimizi, vatandaşlarımızı her tarafı zaten dolaştık. Birinci turumuzu attık. Hı hı. Şimdi daha millet daha yeni birinci turlarını atıyor. Biz ikinciye başladık. Biz ikinciye başladık. Yani şöyle mi diyor, F1'de hani formülada bir şey var ya, tur bindiriyoruz. Evet, yani gayet iyi gidiyoruz. Bununla birlikte şimdi bizi kadınlarımız, kadınların günleri oluyor biliyorsunuz. Kadınlarımız bizi günlerine davet ediyorlar. Biz şimdi burada Edirne Televizyonu'nda, farklı ortamda projelerimizi anlatınca çok hoşlarına gidiyorlar. Bir de ondan dolayı bizi ayrıca çağırıyorlar, davet ediyorlar. Onlara da projelerimizi anlatıyoruz. Şimdi mesela bu programdan sonra yine bir kadın günümüze gideceğiz. Projelerimizi anlatacağız. Çok güzel çalışıyoruz. Çok olumlu bir hava var. Şunu söylüyoruz Yavuz Bey. Diyoruz ki ekibimiz hazır. Projelerimiz hazır. Biz hizmete hazırız. Bakın bu çok önemli bir söz ama bir slogan değil. Bunun altı dolu. Bakın projelerimiz hazır diyoruz. Çünkü biz 3 yıl önce mahalle mahalle Edirne'mizi dolaşarak sorunlar neler yerinde tespitleri yaptık. Mahalle çözüm önerileri çözüm önerilerimizi getirdik ve projelerimizi hazırladık. Şimdi nereye ne ihtiyaçsa projelerimiz onlar. Ondan dolayı çok ilgi görüyor. Taklit ediliyor. İşte bunları siz de görüyorsunuz. Evet. Bununla birlikte ekibimiz hazır diyoruz. Yavuz Bey bu da çok önemli. Biz bir yıl önce yerel yönetim okulu kurduk. Belediye başkan adayı yapmayı düşündüğümüz, belediye meclis üyesi yapmayı düşündüğümüz arkadaşlarımıza, teşkilatımıza yerel yönetim okulunda İstanbul'dan, farklı yerlerden akademisyenler getirmek, eski belediye başkanlarımızdan getirmek suretiyle konferanslar verdik ve arkadaşlarımızı eğittik. Ya şimdi adam hiçbir şey bilmiyor. Belediyeciliğin B'sinden haberi yok. Aldı belediye meclis üyesi oldu. Ne yapacak? 2-3 yıl sürer ne yapacağını yani belediyeciliği öğrenmek. Biz hem teorik hem pratik olarak teşkilatımızı, ekibimizi bu noktada eğittik. Onun için diyoruz ekibimiz hazır, projelerimiz hazır, biz hizmete hazırız. İşte görüyoruz vatandaşlarımızın yoğun teveccühü, müjdeler olsun, saadet geliyor. Evet. Bir şey soracağım. Bu kişisel bir soru. Böyle çok küçük, kısa bir cevapla geçiştirebiliriz. Moralinizi hiçbir şey bozmaz mısın? Hiç benim moralim bozulmaz. Ben en yüksek moralle çalışırım. Her gün kendimi yenilerim. Zaten moralimizi bozacak bir ortam da oluşmuyor. Her gittiğimiz yerde insanlar bizleri gözleri parlıyor, karşılıyorlar. Bakın herkes için bu böyle değil. Bizim partimize has bir durum bu. Diğer adaylar hakkında işte farklı şaibeler, lekeler hep anlatılıyor, duruyor. Belki yüzlerine bir şey söylemiyorlar ama arkalarından neler söyleniyor. Bizim hakkımızda adam gibi adam, pırıl pırıl insan. Çok teşekkür ederim, çok sağ olsunlar. Hep dürüstlüğümüzden, çalışkanlığımızdan, inancımızdan bahsediyorlar. Bu bizi gayet memnun ediyor tabii ki. Peki, Saadet Partisi, yani dolayısıyla Sinan Tekin'in kadınlarla ilgili projesi var mı? Yani ne hazırladınız? Sizin çantanızda biliyoruz, 3 senedir zaten hazırlıyorsunuz, mahalle mahalle gezdiniz. Biz de bunu ekranlarımızda küçük de olsa, yavaş yavaş da olsa haberlere taşımıştık. Kadınlarla ilgili projeniz var mıdır? Evet, bizim toplumun her kesimini kucaklayan, herkese hitap eden bir projemiz var. Tabii ki kadınlarla alakalı projemiz de var. İşte 2 gün önce 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne hep birlikte coşkuyla kutladık. Bu münasebetle tekrardan Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Bizim bu konuyla alakalı bakın kadın girişimci iş geliştirme merkezi projemiz var. Bu merkezimizde kadınlarımıza yönelik eğitim, kültür ve kurs faaliyetleri gerçekleştireceğiz. Böylelikle hanımların kendi emekleriyle ürettikleri ürünlerin pazarlanabileceği imkanlar sağlanacak, istihdam arttırılmış olacak, kadınlara danışmanlık hizmeti vereceğiz. İşte şu an televizyonlarda fotoğrafını görüyorlar. İşte bu binamızı yapacağız, kadınlarımıza anahtarı teslim edeceğiz. Haydi bakalım kadınlarımız istihdama devam. Böylelikle kendi gelirlerini de elde etme imkanı bulacaklar. Peki, tamam kadınlarla ilgili projelerimiz var. Onlara istihdam da sağlayacaksınız, ekonomiye katkılarını da sağlayacaksınız. Aile ekonomisine de böylece katkı yapmış olacak ama
Bizim gençlerimiz var, çocuklarımız var. Bunlarla ilgili her kesimi kapsayacak dediniz ya, bunlarla ilgili var bir şey. Onlarla alakalı tabii ki çalışmalarımız var. Yavuz Bey, siz de bir gençsiniz. Biz hep şunu ifade ediyoruz. Bir milletin gücü tankı, topu, tüfeği değil, inançlı evlatlarıdır. Dolayısıyla biz gençlik merkezi kuracağız. Bu gençlik merkezimizde gençlerimiz sosyal, kültürel ve sportif faaliyet gerçekleştirebilecekler. İlgi ve yeteneklerini geliştirecekler. Bununla birlikte çocuklarımızla alakalı da çok önemli projelerimiz var. Bakın, bir tanesi çocuk üniversitesi, diğeri de çocuk sanat merkezi. Çocuk üniversitesi projemiz, bu başka şehirlerde uygulaması olan bir proje. Evet. Trakya Üniversitesi ile iletişim haline geçeceğiz. Bir koordinasyon halinde. Bakın, biz Edirneliler olarak çoluğumuzun çocuğumuzun eğitimine çok önem veririz. Bazı çocuklarımız var böyle zeka küpü. O çocuklarımızı bilimle erken yaşta tanıştırıp onların bilime olan ilgisini arttırabiliriz. Bu noktada çocuk üniversitesi projemiz çok önemli. Bununla birlikte işte çocuklarımıza çok iyi eğitim vermek istiyoruz ya, çocuk sanat merkezi projemiz var. Bu da çok önemli. Şimdi bir çocuğumuza bir müzik aleti çaldırmak istesek, bir özel kurs versek ne olacak? Çok ciddi maliyetli bir şey. Nasıl vereceksin? Ama herkes istiyor çocuğunun bir sanata ilgisinin olmasını. İşte biz belediye olarak çocuk sanat merkezimizi kuracağız. Ve çocuklarımızın bu sanata ve sanatçıya duyarlı bir nesil yetiştirmek, kültürlü bir nesil yetiştirmek, hobilerini geliştirebilmek ve bazısı da tabii ki hobinin dışına çıkacak, daha sanatçı olacak. Bunları yetiştirmek istiyoruz. Bununla birlikte tabii ki özel eğitime ihtiyacı olan engelli kardeşlerimiz. İşte onlarla alakalı da engellilik halinin ortadan kaldırılması veya en aza indirilmesi noktasında özel eğitim ve rehabilitasyon merkezimiz özel çalışmalar yapacak. Bu engelli vatandaşlarımızın, çocuklarımızın topluma entegrasyonu sağlayacak özel eğitimler yapacaktır. Bununla birlikte engelli koordinasyon merkezi ile yine engelli vatandaşlarımızın eğitim, ulaşım ve istihdam gibi sorunlarının çözülmesi için bu merkezimizi kuracağız. Bu merkez ile engelli vatandaşlarımızın toplumla bütünleşmesini sağlayacak projeleri gerçekleştireceğiz. Peki, yani toplumu her kesimini kapsayacağınızı hakikaten söylediniz ve onları da benim soracağım soruya gelmeden cevaplandırdı Sayın Tekin. Efendim, bu tempoda, bu hızla bize de zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Biz son olarak söylemediğiniz bir şey varsa buyurun. Şunu ifade etmek istiyorum. Bakın, tabii, biz çok ciddi bir seçim kampanyası yürütüyoruz. Biz hazineden yardım alan bir parti değiliz. Biliyorsunuz. Evet. Adalet ve Kalkınma Partisi, AKP, Milliyetçi Hareket Partisi, MHP, Cumhuriyet Halk Partisi, CHP. Bu üçü, efendime söyleyeyim, hazineden yardım alıyor ve bu seçim çalışmalarını yürütüyor. Bir bakıyorsunuz seçim çalışmalarına, ya milletin vergisiyle toplanan o hazineden o yardımlarla seçim kampanyası yürütüyorsun. Müthiş bir israf, müthiş bir lüks, müthiş bir şatafat. Ya ne oluyoruz ya, bir seçimdir bu. Kendinizi anlatın, projenizi anlatın, vatandaşla bir araya gelin. 5 katlı binanın tamamını posteriyle kapatmış. Ya yazıktır, israftır, günahtır. Bakın, çok önemli bir şey söylüyorum. Hazineden almış olduğu yardımla, parayla israf, lüks içerisinde, şatafat içerisinde seçim propagandasını yürütenler olmaz, seçilemeyecekler. Ama varsayalım ki belediyeyi seçtiler, aldılar. O zaman da belediyenin kaynaklarını israf edecekler. Şatafat içerisinde bu milletin, bu fakirin, bu fakaranın parasını çarçur edecekler. Bundan emin olunuz. Peki efendim. Son olarak da noktayı koyduk. Evet. Peki efendim, çok sağ olun geldiğiniz için. Biz çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, Edirne Televizyonu'ndaki ana haber bülteni devam ediyor.